Yine çok güzel bir akşam videosuyla Galatasaray'ın transfer gündemini ve Galatasaray'la alakalı son dakika gelişmeleri konuşacağımız yepyeni bir videoyla karşınızdayım sevgili dostlar. Hızlı bir şekilde hemen videoyu beğenelim. Muhtemelen dediğim gibi videoyu ilk gösterim olarak izliyorsunuz. Videoyu hızlı bir şekilde beğenelim. Onun haricinde ilk gösterim devam ederken Süper Chat ve Süper Sticker ile bana destek olabilirsiniz. Ondan da diğer bir yöntemle de katıl üyeliğine de bakmanızı öneririm. Katıl üyeliğinde çok cüzi miktarlara kanala bir ay boyunca üye olma imkanınız var. Bu şekilde hem bana destek olmuş olacaksınız hem de ay sonunda yapacağımız çekilişe katılma hakkı kazanmış olacaksınız. Onunla alakalı detayları da Twitter hesabımda bulabilirsiniz sevgili dostlar. Bu hatırlatmamızı yaptıktan sonra yine dediğim gibi birçok Galatasaray'la alakalı transfer görüşmelerini ve iddiaları sizlerin bana özellikle Twitter hesabımdan defaatle sormuş olduğunuz soruları cevaplamaya çalışacağım bir video olacak. Vaktinizi almadan hızlı bir şekilde videoya giriş yapalım. Sizlere transfer sürecinden bahsedeceğim ilk futbolcu 1.93 boyundaki Amerikalı stoper John Anthony Brooks diyebilirim sevgili dostlar. John Anthony Brooks'la alakalı birçok farklı detay var. Galatasaray'ın hem menajerler aracılığıyla önerilmiş futbolculardan birisi hem de Galatasaray'ın öyle ya da böyle gündemine girmiş, değerlendirmeye alınmış futbolculardan birisi olduğunu söylemek mümkün. En azından reddedilmediğini söyleyebiliriz. Oyuncu 29 yaşında, solak bir stoper. Futbolu yakından takip eden, daha doğrusu Bundesliga'yı yakından takip eden birçok ismin bildiğini düşündüğüm bir stoper oyuncusu diyebilirim. Amerika milli takımıyla 45 civarında maç oynamış. Onun haricinde kariyerinde çok fazla takım dolaşmamış. Daha doğrusu hatta hiç takım dolaşmamış bir oyuncu desek yeridir. Altyapıdan profesyonel kariyere geçiş yaptıktan sonra Hertha Berlin'de çok uzun yıllar forma giymiş. Ardından da 17 milyon euroluk gerçekten rekor sayılabilecek bir bedelle Wolfsburg'un yolunu tutmuş bir futbolcu. Wolfsburg'la anlaşma imzaladıktan sonra o anlaşmanın süresi tamamlanana kadar da orada kalmış. O sözleşmesini de tamamlamış bir futbolcu. Bu sezon itibariyle serbest kaldı oyuncu ve dolayısıyla da menajerlik şirketi aynı zamanda Saça Boyun menajerlik şirketi olan Aragon menajerlik şirketi. O menajerlik şirketi aracılığıyla Galatasaray'ın da gündemine gelmiş, Galatasaray'a önerilmiş ve değerlendirmeye de alınmış bir futbolcu. En azından Okan Hoca'nın önüne bu isim gidecek gibi görünüyor. Benim duyduğum tabii ki detaylar bu şekilde. Oyuncunun dediğim gibi kariyerinde çok fazla takım yok. Baktığımız zaman da gerçekten kariyerinin çok çok büyük bir bölümünü Bundesliga'da geçirmiş. En önemli maçları burada oynamış. Neredeyse kariyerinde 300 civarında maça çıkmış bir futbolcu. Dediğim gibi 29 yaşında başarı olarak bence başarılı bir futbolcu. Zaten dediğim gibi en başta da söylemiş olduğum birçok futbol severinde tanıdığını, bildiğini düşündüğüm bir futbolcu. Oyuncu totalde toplam kariyerinde 367 maça çıkmış, 28 gol atma başarısı göstermiş ve 11 tane de asist yapmış. Sol ayaklı olmasından mütevellittir ki Galatasaray'a önerildi bu futbolcu. Çünkü Markkanen ayrılığından sonra Galatasaray oraya bir takviye yapması zaten muhtemel olarak konuşuyoruz. Dün itibariyle yine iddia olarak gündeme gelen isimlerden birisinin Boateng olduğunu, Galatasaray'ın asıl hedefinin bedelsiz transfer ihtimali olan bir diğer isim olan Jason Denayer olduğunu da yine dile getirmiştik. Anthony Brooks da dediğim gibi menajer aracılığı önerilmiş ve gündeme alınmış bir futbolcu. Geçtiğimiz sezon Almanya'da Wolfsburg formasıyla hem Şampiyonlar Ligi dahil hem Almanya Kupası hem de Bundesliga dahil olmak üzere 36 tane resmi maçta süre bulmuş ve bir gol bir asistlik de katkı vermeyi başarmış bir futbolcu. Değerlendirmeye alındı. Bakalım, ben de süreci yakından takip ediyorum. Dediğim gibi birinci alternatif, yani birinci öncelik kesinlikle Jason Denayer. Jason Denayer'da fiyat indirimine gidilmez diye farklı alternatifleri de Galatasaray değerlendirmeye almış durumda. Oraya yabancı bir stoper takviyesi bekleniyor diyebiliriz. Süreci yakından takip ediyorum. Ekstra bilgileri de sizlere aktarmaya, anlatmaya çalışacağım. Hemen geldi Galatasaray'a önerilen farklı bir futbolcu. Yine menajer aracılığıyla önerilmiş farklı bir futbolcu olan. Son olarak bir Real forması giymiş ama kariyerinde çok önemli kulüpler olan Paris Saint-Germain, Tottenham gibi çok önemli kulüplerin formasını giyen 29 yaşındaki Fildiz Sahilli sağ bek oyuncusu Sergi Aurier. Sergi Aurier bildiğimiz üzere dediğim gibi Fildiz Sahilli bir oyuncu. Fildiz Sahilli 80'in üzerinde maça çıkmış ve 29 yaşındaki bir sağ bek. Geçtiğimiz sezon Villarreal'de forma giydi. Villarreal'de 20 civarında, 20'nin üzerinde bir
maç sayısına ulaştı demek mümkün. Ama Galatasaray'ın çok sıcak baktığını söyleyemeyiz. Bundan dolayı sıcak baktığını söyleyemeyiz. O da sakatlık problemleri yaşayan bir futbolcu olmasından mütevellit. Oyuncunun kariyerine baktığımızda geçtiğimiz sezon 40 gün civarında, yani Villarreal forması giydiği dönemde 21-22 sezonunda 40 gün civarında bir sakatlık süreci yaşamış ve 8 tane resmi maçı sakatlık sebebiyle kaçırmış. Onun haricindeki daha önceki kariyeri Tottenham'da çok daha fazla maç kaçırdığı sayılar var. Tek seferde 15-10 civarında maç kaçırdığı sakatlıklar yaşayan futbolcu. Dolayısıyla sağlık raporlarının çok ciddi manada incelenmesi gereken bir futbolcu olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla baktığımız zaman Galatasaray bu manada oyuncuya çok sıcak bakmıyor. Maliyet olarak da ciddi manada maliyetli bir futbolcu olduğunu söylemek mümkün. Özellikle sağ bek için düşünüldüğünde her ne kadar bedelsiz de olsa hem imza ücretiyle hem de kariyer olarak baktığımda çok cüzi miktarlara, çok cüzi yıllık ücretlere ya da yıllık imza paralarına getirme imkanınızın olmadığı bir futbolcu. Dolayısıyla da sakatlık problemlerinden dolayı Galatasaray hem maliyet hem de sakatlık problemleriyle fiyat performans olarak göz önünde bulundurulduğunda çok sıcak bakılmayan bir isim olduğunu söyleyebilirim. Ama oyuncunun kariyerine baktığımızda gerçekten bu sakatlıkların dışındaki kariyeri gerçekten çok çok başarılı. Çok ciddi maç sayılarına ulaşmış, çok ciddi performanslar vermiş. Özellikle hücum anlamında çok farklı seviyenin beki olduğunu söylemek mümkün. Türkiye Ligi'nde sağlıklı olduğu takdirde çok iyi performanslar verebilecek kalitede, kalibrede bir isim. Kariyerinde toplamda 350 tane resmi maçı var. Bunların 21 golü var burada bu maçlarda ve 48 tane de asist yapmış futbolcu. Asist özelliği dediğim gibi fazla olan bir futbolcu. Dolayısıyla da hücum performansı da buna entegre olarak iyi geliştiğini ve iyi olduğunu söylemek mümkün. Türkiye Ligi'nde dediğim gibi sağlıklı olduğu takdirde çok rahat performanslar verebilecek, çok rahat 8-10 civarında asist sayılarına ulaşabilecek bir futbolcu ama dediğim gibi sakatlık problemlerinden dolayı Galatasaray'ın biraz daha araştırmayı düşündüğü ve ilk etapta doğrudan bu isme yakın olduğunu söylemek mümkün olmaz. Oyuncu Galatasaray'ın ayrıca ilgilenmiş olduğu bir bek daha var. Mert Müldür ismini zaten defaatle dile getirdik. Mert Müldür haricinde bir yabancı bek daha var. Onun ismi hakkında birkaç isim duydum. Daha doğrusu birkaç yerden aynı ismi duydum ama tam olarak doğrulatmadan birkaç kişiden daha, birkaç farklı kaynaktan da doğrulatmadan bu ismi size zikretmek istemem. Yine iyi bir bek oyuncusu. Sergio Aurier kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Ama beklemek lazım. Biraz daha süreci takip etmek lazım. O oyuncuyla alakalı. Önümüzdeki günlerde yeni gelişmeler olabilir. Bu oyuncunun ismi medyaya düşebilir. Ama ben net olarak doğrulatmadan sizlerle paylaşmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü bu isim herkesi heyecanlandırabilecek kalitede bir isim. Dolayısıyla biraz daha bekleyip o süreci takip etmek lazım. Sergio Aurier'le alakalı durum bu. Diğer sadık oyuncusuyla dediğim gibi süreç içerisinde yeni bilgiler verebiliriz. Şimdi sizlere Galatasaray'ın yine ön libero alternatiflerinden biri olan ama tabii ki diğer isimlere oranla baktığımızda bir tık daha, belki iki tık daha geri planda olan Florentino Luis transferiyle alakalı bir detay daha öğrendim. Onu da sizlere paylaşmaya, anlatmaya çalışacağım. Geçtiğimiz günlerdeki videoda oyuncuya Galatasaray'ın bir teklif yaptığını ve bu teklifin reddedildiğini, Galatasaray kira artı zorunlu opsiyon şeklinde bir teklif yaptığını ama bu teklifin reddedildiğini, Galatasaray'ın ikinci teklifinde kiralama bedeli artı zorunlu opsiyon şeklinde totalde 5 milyon euro içeren bir teklif olduğunu ve bu teklifin de bugün öğrendiğim Portekizli gazeteci dostlarımdan öğrendiğim bilgiye göre bu teklifte net bir şekilde reddedilmiş arkadaşlar. Portekiz kulübü Benfica bu oyuncu için 6 milyon euro net bonservis ücreti, yani kira artı opsiyon şeklinde değil, net olarak 6 milyon euro peşin bonservis ücretinden vazgeçmiyor. O bonservis ücretinin haricinde ekstra olarak %20 civarında da bir kardan pay maddesi arzu ediyorlar. Dolayısıyla baktığımız zaman diğer oyuncularda maliyet olarak çok ciddi bir farkı kalmamış oluyor. Dolayısıyla da Galatasaray'ın yapma ihtimalinin, bu transferi gerçekleştirme ihtimalinin gitgide düştüğünü söyleyebiliriz. Bu oyuncuyla alakalı transfer sürecini en başından beri çok detaylarıyla, mümkün olduğu süre zarfında her şeyiyle, her detayıyla dediğim gibi açıklamaya, anlatmaya çalışıyorum sizlere. Bu oyuncunun ismi medyada geçmezken bunu dile getirmiştim sizlere. Dediğim gibi son bilgiler de bu yönde. Tabii ki alternatifleri çok çok daha iyi bir futbolcu. Florentino Luis belki genç ve alınıp satılmaya müsait bir futbolcu ama
Galatasaray bu oyuncuya bonservis bedeli de ilk etapta ödemek istemiyordu. Kira artı opsiyon şeklinde olursa Galatasaray gündeme alacağını dile getirmişti. Ama Benfica bu teklifi kabul etmediği için, daha doğrusu teklifleri Galatasaray çünkü 2-3 teklif yaptı arda arda 500 bin euro farklarla arttırarak fiyatı. Ama son olarak teklif kira artı opsiyon şeklinde totalde 5 milyon euroya tekabül ediyordu ama Benfica bu teklifi de kabul etmedi. Dolayısıyla Galatasaray bu transferi artık belli bir noktada rafa kaldırdı diyebiliriz. Çünkü performans olarak belki diğer alternatiflerin gerisine kalacak bir oyuncu ama fiyat olarak da o alternatiflerin fiyatına da yaklaşmış bir futbolcu. Dolayısıyla da bu ismi almanın artık bir mantığı kalmadı. Galatasaray belki biraz daha ucuz kapatabilme ihtimalimiz olursa bu ismi düşünürüz tarzında. Tabii ki alternatifleri de görüşmek durumundasınız. Tek bir futbolcu üzerinde yoğunlaşırsanız fiyatlar çok farklı noktalara çıkıyor. Dolayısıyla her futbolcunun alternatifi olması lazım ve sizler de bu alternatifleri göz önünde bulundurarak oyuncunun hem menajerlerinden hem de oyuncunun kendisinden, kulübünden minimum ücretler ödeyerek transferleri gerçekleştirmenize bu durum olanak sağlayacaktır. Galatasaray'da bu manada Florentino Luis transferini de gündemine almıştı ama baktığımız noktada Florentino Luis'in artık Galatasaray transferi çok çok zor diyebiliriz. Çünkü alternatiflerle zaten fiyat olarak aynı noktalara geldi. Yine de çok, dediğim gibi, zannetmiyorum çok gelişme olabileceğini bu konuda ama yine ekstra gelişmeler olursa onları da Portekizli dostlarımdan öğrenmeye çalışırsam sizlere aktarmaya, anlatmaya çalışırım. Şimdi gerçekten benim çok aslında videoda söz etmek istemediğim bir isim ama sebebini de birazdan açıklayacağım. Ama dediğim gibi Twitter hesabımdan bu konuyla alakalı nereden baksanız, teker teker tabii sayma ihtimalim olmadı ama tahmini olarak söylüyorum 25-30 tane mesaj aldım diyebilirim. Çok ciddi manada aslında bu transferin gerçekleşme ihtimalinin olmadığı çok çok açık. Dediğim gibi bu konuyla alakalı çok fazla söylenecek bir şey de yok ama acayip şekilde soran insan var. Çünkü tabii ki yıldız bir futbolcu olduğu için herkes merak ediyor. Bahsini geçirdiğim futbolcu Paulo Dybala. Paulo Dybala Juventus'ta bildiğimiz üzere sözleşmesi sona ermişti ve kulüpten ayrıldı. Transfermarkt verilerine göre de 35 milyon euroluk bir değeri olan futbolcu. Onun haricinde kendisiyle Inter ve bunun haricinde yine İngiltere'den birkaç kulübün, yine İtalya'dan farklı kulüplerin de ilgisi olduğu konuşulan bir futbolcu. Dolayısıyla her yönüyle baktığımızda Galatasaray transferinin neredeyse imkansıza yakın olduğu söylenen bir futbolcu. Dediğim gibi çok videoda söz etmek istemediğim bir oyuncu ama çok fazla sorulduğu için ben de videoda söz konusu yapmak istedim bu oyuncuyu. Dediğim gibi arkadaşlar, oyuncuyla ilgilenen kulüpler çok farklı seviyenin kulüpleri. Yani Galatasaray'ın çok transfer yarışına giremeyeceği kulüpler. Onun haricinde oyuncu hala 28 yaşında, hala dediğim gibi Avrupa'da piyasası olan bir futbolcu. Dolayısıyla da Türkiye Ligi'ne düşme ihtimali çok çok düşük. Hatta neredeyse imkansız diyebiliriz. Oyuncunun kendisiyle ilgilenen kulüplerden yaklaşık olarak maaş beklentisi de 6,5-7 milyon euro bandında olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla da oyuncu Türkiye'yi düşünse bile, tabii ki dediğim gibi böyle bir durum yok, oyuncunun Türkiye'yi düşündüğü yok ama oyuncu Türkiye'yi düşünse bile zaten bu 6,5-7 milyon euroluk maaş beklentilerini karşılayabilecek kulüp Türkiye'de yok. Bu kulüp, çünkü baktığımız zaman Galatasaray'ın ödeyebileceği rakamlar maksimum olarak 4 milyon euro civarında olarak konuşuyoruz. 6,5-7 milyon eurolara Galatasaray hangi desteği alırsa alsın çıkabilme ihtimali çok çok düşük. Onlarca bu oyuncunun ekstra olarak imza ücretleri var, farklı komisyonları var. Her yönüyle dediğim gibi çok aslında bahsetmek istemediğim, çok çünkü mümkün olmayan bir transfer ama çok fazla sorulduğu için anlatmak istedim. Galatasaray'ın gündeminde Paulo Dybala yok. Paulo Dybala'nın gündeminde de Galatasaray yok sevgili dostlar. Dolayısıyla bu olay üzerinden prim yapan arkadaşları da, arkadaşların yaptıklarını da çok doğru bulmadığımı söyleyebilirim. Bu tarz haberler veren, Paulo Dybala'nın Galatasaray gündeminde olduğunu ya da Paulo Dybala ile Galatasaray görüşüyor tarzında haberler yapan insanları da lütfen kayda almayın arkadaşlar. Bu tarz insanlara inandığınız, güvendiğiniz sürece çok üzülürsünüz. Çok fazla dediğim gibi mesaj geldiği için söylemek istedim. Çünkü bu tarz istekler oluştuğunda, bu tarz yıldız futbolcularla alakalı istekler oluştuğunda Galatasaray hatta bu futbolcuların belki de çoğuyla görüşmemiş olmasına rağmen taraftarda bir beklenti oluşuyor. Dolayısıyla bu beklenti de tabii ki doğal olarak boşa çıktığında da taraftar üzüntü duyuyor ve bu üzüntüden dolayı da yönetim ciddi manada eleştirilere maruz kalıyor. Dolayısıyla da lütfen bu tarz haberler yapan sayfalara, kişilere inanmayın ve kale almayın sevgili dostlar.
Şimdi gelelim benim birkaç gün önce videomda söz ettiğim o videoyu da dediğim gibi birkaç gün öncelik bir video. Hemen aşağıdaki videolar kısmında bakıp bulabilirsiniz. Zaten oyuncunun fotoğrafı da küçük resimde var. Evander transferinden söz ediyorum arkadaşlar. Evander transferi Galatasaray'ın gündemine gelmiş futbolcu. Hatta uzun bir süredir Galatasaray'ın gündeminde olan futbolcu. Çünkü Mijnat döneminde sürekli scout ekipleri tarafından izlenen, kaliteli görülen ve olumlu raporlar sunulan bir futbolcu. Ama baktığımız zaman transferi çok zor olan bir oyuncu olduğunu söylemek mümkün. Çünkü önceki videoda dile getirdim. Bugün Yakup Çınar imzasıyla yapılan haberde oyuncuyla Galatasaray'ın görüşmelere başladığı ve ciddi manada Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu konuşuluyordu. Arkadaşlar şu noktada bu haber doğru. Yani şöyle söyleyebilirim. Oyuncu Galatasaray'ın gündeminde var. Zaten dediğim gibi çok uzun bir süredir Galatasaray'ın scout ekipleri tarafından incelenen ve raporlanan futbolcu. Ama öyle ya da böyle ekonomik anlamda transferi hiçbir dönem mümkün olmayan, her dönem zorlu olan bir transfer. Oyuncu dediğim gibi Brezilyalı bir oyuncu. Mijlan forması giyiyor. Brezilya alt yaş kategorilerinde milli takımlarda oynamış ve 24 yaşında bir oyuncu. Dediğim gibi Danimarka Ligi ekiplerinden de Mijlant'ın formasını giyiyor. Geçtiğimiz sezonda çok güzel gol asist sayılarına ulaşmış ve ciddi manada hem Avrupa Ligi'nde hem de Danimarka Ligi'nde çok güzel performanslar vermiş bir futbolcu. Ama dediğim gibi transfer süreci çok çok zor. Oyuncu tarafı Türkiye'ye gelmeyi arzu ediyor, Galatasaray'a gelmeyi arzu ediyor ama İşin bir de tabii ki kulüp tarafı var. Kulübüyle oyuncunun çok ciddi bir bonservis beklentisi var. Benim duyduğum rakam 10 milyon euro civarında ve sonraki satıştan pay maddesi de ekstra olarak arzu ediyor Mijnland kulübü. Çünkü elindeki en değerli futbolculardan birisi bu oyuncu. Aslında baktığımız zaman Mijnland devamlı bu tarz futbolcuları çıkaran ve piyasaya süren bu yapıya sahip bir takım. Zaman zaman Şampiyonlar Ligi'nde de görmeye alışkın olduğumuz, Avrupa'da da görmeye alışkın olduğumuz bir takım. Bu tarz futbolcuları da çıkarıp devamlı satışına onay veren, satışını sağlayan bir takım. Dolayısıyla baktığımız zaman oyuncu için tabii ki Onyeka gibi isimleri çıkarmış bir takım. Yine bu manada Evander için de istemiş oldukları bedel bu rakamlar, bu civarlarda. 10 milyon euro artı sonraki satıştan pay maddesini Galatasaray'ın karşılama ihtimalinin ben olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Galatasaray'ın şu an halihazırda tek bir futbolcuya bu tarz rakamları ödeme ihtimali bence yok. Onun haricinde dediğim gibi Galatasaray zaten bu manada bir iskelet kadro kurmaya çalışıyor. Tabii ki bonservis ücretleri ödeyecektir bu manada. Problem yok. Tamamen bütün futbolcuları zaten bonservissiz şekilde transfer edebilme ihtimaliniz yok ama 10 milyon euroyu Galatasaray örnek veriyorum. Sergio Oliveira transferi de olduğu gibi işte 3 4 3 şeklinde işte 3 futbolcuya dağıtacak şekilde ödemeyi planlıyor. Yani tek bir futbolcuya Galatasaray'ın doğrudan 10 milyon euro ödeme ihtimali şu anki ekonomik durumda ve kur farkıyla çok mümkün değil. Dolayısıyla da her ne kadar iyi bir futbolcu olsa da oyuncu Galatasaray'a gelmek istese de Galatasaray'ın da scout ekiplerinin olumlu raporu olsa da Mijnland kulübünün istemiş olduğu bonservis bedelinde düşüşe gidilmediği sürece Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alsa da transferinin gerçekleşme ihtimalinin çok çok düşük olduğu bir futbolcu olduğunu söyleyebilirim sevgili dostlar. Bu manada dediğim gibi bu futbolcu da çok sorulmuştu. Zaten yetenekli bir oyuncu olmasından mütevellittir ki zaten Brezilyalı bir futbolcu. Bundan mütevellittir ki çok fazla taraftar arzu ediyor bu tarz futbolcuları. Ama dediğim gibi Mijnland kulübü eğer bonservisine indirime gitmediği sürece Galatasaray transferi söz konusu olamayacak bir futbolcu olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi sizlere Galatasaray'ın transfer gündemini çok uzun bir süredir meşgul eden futbolculardan birisi olan Tanguy Ndombele transfer sürecinden bahsetmeye çalışacağım. Aslında orta saha konusuyla alakalı birçok farklı isimden söz etmiştik. Hatta en önemli isimlerden birisinin Idrissa Gueye olduğunu ve Gueye transferiyle alakalı süreci de sabahki videoda anlatmıştım. Sevgili dostlar son dakika videosu olarak. Dolayısıyla Gueye transferiyle alakalı sürece bu videoda değinmeyeceğim. Onu dediğim gibi zaten sabah anlattığımız için ekstra bir durum yok. Öğrenmiş olduğum yeni bir bilgi yok. Ekstra bilgi olursa akşam saatlerinde yine Twitter hesabımda yazarım, tweetlerim sizlere. Dediğim gibi bu videonun son kısmında anlatacağım isim Tanguy Ndombele. Tanguy Ndombele ile alakalı dediğim gibi çok zor bir transfer süreci olmasına rağmen dün itibariyle öğrenmiş olduğum bilgi Okan Buruk'un şöyle bir raporu var arkadaşlar. Elimizde zaten Sergio Oliveira'yı resmi olarak aldık. Idrissa Gueye ve Ndombele ikisinin de transfer süreci olumlu tamamlanırsa yani ikisine transfer olma ihtimali ortaya çıkarsa
ben bu üçlüyle de oynarım. Yani aslında baktığımız zaman 3 tane 8 numara gibi oynayan, oyunun iki yönünde oynayabilen 3 tane futbolcuyla oynamayı arzu ederim tarzında bir söylemi var. Zaten baktığımız zaman Okan Hoca'nın genel oynattığı oyun planlarına, diğer takımlara çok klasik 10 numaraları kullanmayan bir teknik adam. Daha çok bir klasik böyle oyunda sürekli aktif olan, devamlı koşan bir ön liberonun haricinde diğer orta sahaları da box to box dediğimiz iki tane 8 numara tarzında oyuncular. Ofansif yönleri ağır basan ama dediğim gibi savunma yönleri de yine iyi olan futbolcular. Dolayısıyla da Okan Hoca'nın yönetime vermiş olduğu raporda bu tarz bir transfer süreci olursa, yani onun haricindeki transfer süreçlerini kabul etmediğini söyleyebilirim. Yani örnek veriyorum, Carvalho transferi gerçekleşirse farklı bir alternatif, oraya ekstra bir alternatife gerek yok. O zaman daha ofansif yönü ağırlıklı bir oyuncu isterim demiş, ama bunun haricinde sadece istisnai bir durum. Tekrar ediyorum, sadece istisnai bir durum bu. Ndombele ve Gueye'nin transferleri aynı anda olursa Sergio Oliveira, Ndombele ve Gueye orta sahasıyla oynayabilirim tarzında bir yönetime net bir şekilde isteğini belirtmiş durumda. Çünkü baktığımız zaman Gueye ve Ndombele transferleri tamamlanırsa Sergio Oliveira ile beraber Galatasaray'ın orta saha kurgusu çok çok farklı olur. Hem ileriye dönük oyunu oynayabilen, hem dikine koşular yapabilen Ndombele ve Gueye ile, onlarca Sergio Oliveira ile de savunma arkasına toplar atabilen, duran topları etkili kullanabilen, oyunun yönünü devamlı kanatlara taşıyabilecek bir oyuncuyla beraber o orta saha kurgusunun çok başarılı bir orta saha kurgusu olacağını düşünebiliriz. Dolayısıyla Okan Hoca da böyle düşünüyor olacak ki yönetime vermiş olduğu rapor bu doğrultuda diyebilirim sevgili dostlar. Maaş konusuyla alakalı Ndombele konusundaki detayları açıklayayım sizlere. Oyuncunun dediğim gibi Tottenham kulübünden 7 milyon euro civarında, 6,5-7 milyon euro civarında bir maaş ücreti var. Ve kamp sürecine alınmamış bir futbolcu. Dolayısıyla Galatasaray oyuncu tarafına son teklifini yaptı. Tottenham kulübüne 1 milyon eurodan fazla kiralama bedeli ödeyemeyeceklerini, onun haricinde oyuncu tarafına da 3-3,5 milyon euro bandında bir yıllık ücret. Bu yıllık ücretin kalan kısmını da oyuncunun tabii ki isteği doğrultusunda, kalan kısmını da tabii ki oradaki Tottenham'la oyuncu tarafındaki anlaşmaya bağlı olarak, eğer kalan bir kısmı olursa, daha doğrusu oyuncu tarafı ekstra bir ücret talep ederse, bu kısmını da Tottenham'ın karşılamasını arzu eden bir teklifi Galatasaray Tottenham Kulübü'ne resmi olarak sundu. Tottenham dediğim gibi oyuncuyla yollarını ayırmak istiyor zaten. Nitekim zaten kamp kadrosuna da alınmamıştı futbolcu. Ama tabii ki oyuncuyu farklı isteyen kulüpler de olacaktır Avrupa'da. Kaliteli, kalibreli futbolcu. Ben de süreci yakından takip ediyorum. Ekstra bilgileri sizlere anlatmaya, aktarmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar, evet sevgili dostlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Dediğim gibi videoyu ilk gösterim olarak izliyorsunuz. Lütfen videodan çıkmadan bir beğeni bırakmayı mutlaka unutmayın. Onun haricinde Süper Chat, Süper Sticker video tamamlamadan hemen hızlı bir şekilde gönderebilirsiniz. Onun haricinde katıl üyesi olarak çekilişimize de, ay sonuna yapılacak çekilişe de katılma imkanı yakalayabilirsiniz. Bu fırsatların hepsini dediğim gibi hemen kanalı çok net bir şekilde araştırarak, bakarak bu fırsatlardan, katıl üyeliklerinden de detaylarıyla öğrenebilirsiniz sevgili dostlar. Sizlerin desteğini istiyorum. Sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Sizler destek verdiğiniz sürece sizler için çalışmalar yapmayı, videolar çekmeyi, sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Hepinize şimdiden teşekkür ederim. Esen kalın sevgili dostlar. Yeni videolarda, yeni gelişmelerde görüşmek üzere. Hayırlı haberler vermek dileğiyle tekrardan esen kalın diyorum. İyi günler, iyi akşamlar dilerim.